Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'da uzun süredir aradığım ama ilk defa gördüğüm bir lezzete getirdim. Tosun etinden yaprak et döneri yiyeceğiz bugün. Kime geldik? Arkamda görüyorsunuz mekanı. Mehmet Usta Lahmacun Dünyası. Adında lahmacun var. Evet, ustamızın geçmişi lahmacunla meşhur. Kanalımızı izleyenler bilir aslında. Eski videolarımızda Mehmet Usta daha önce polis okulundaydı. Bundan 2 yıl önce, 1,5-2 yıl önce bir çekim yapmıştık. Mehmet Usta polis okulundaydı. Orada çok güzel efsane lahmacun yapıyordu. İşin teknik detaylarına da hakim. Mehmet Usta'mız 28 yıllık tecrübeli usta. Burada da Diyarbakır'da kardeşimle uzun süredir aradığımız o yaprak döneri Mehmet Usta yapmaya başlamış. Bunu samimi söylüyorum, kanalımızda ilk olacak. Tosun etinden yaprak döneri yiyeceğim ilk defa. Neyse, hem teknik bilgileri hem de Mehmet Usta'mızla bir sohbet edelim, bir de bir lahmacunu ve dönerini yiyeceğiz. Dedim, konumu tarif etmedim size. Bazı izleyicilerimiz konumu da görmek istiyor. Ofisteyiz, İkinciler Caddesi, Kasaplar Durağı. Evet, şu anda şu parmağımın olduğu yer Kasaplar Durağı, Akbank'ın olduğu sokağın karşısı. Hurt İsmail Paşa 1. Sokak oluyor burası. Burger King var, o da uzun süredir burada. Burger King'in hemen yanında duruyor ustamın mekanı. İstersen Sertacığım, şöyle biraz arkanı da alabilir misin? Şöyle biraz yavaş dön kardeşim, sana eleştiri yapıyorlar. Sertaç diyorlar, kamerayı çok hızlı çevirme, biraz da Diyarbakır'ı izleyelim diyorlar. Burası ofis. Diyarbakır'ın işlek yerlerinden biri, ofisteyiz. Adresi de tarif ettiğimize göre o zaman gidelim. Uzun süredir Sertacığım Diyarbakır'da aradığım o dönerin nasıl olduğunu göstereyim. Hadi başlıyoruz o zaman. Mehmet Usta, selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin abi, nasılsınız? Sağ olun abi, teşekkür ediyorum, siz de iyisiniz. Sağ ol abi, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Dükkan, yeni mekanın, evet. Yeni lezzetin. Doğrudur, yeni lezzet. Et dönere başlamışsın abi. Evet, başladık hayırlısıyla. Diyarbakır'da bir ilki yapalım dedik. Ya bunu Mehmet Usta, ben uzun süredir Diyarbakır'da, samimi söylüyorum, bizi sürekli izleyenler bilir. Uzun süredir Diyarbakır'da şöyle yaprak döner arıyordum. Ve senin Instagram'ında İlk bunu duyurduğun zamanı hatırlıyorum. Evet. O zaman da sevindim. Dedim ki Mehmet Usta'ya gideceğiz. Bir türlü kısmet olmadı, bugün oldu. Hayırlısı. Nedir abi? Ne etinden yapıyorsun? Bu Diyarbakır'da ilk yaptığımız tosun etinden sade yaprak et döneri. Sadece yaprak. Kıyma yok. Kıyma ince yok. Kesim. İnce kesim. Tosun eti dedim. Tosun eti. Tosun etinden. Tosun etinin özelliği hayvanın genç olması. Yani süt danası falan şey yapıyorlar süt ama. Danası artık yok zaten. 10 yıldır süt danası diye bir şey kalmadı. Kimse küçük hayvan kesmez. Evet. Yani sadece şu an tosun eti ideal olan 3 yaşında, 3,5 yaşında, 2,5 yaşında hayvan olan. Yani 1 yaşındaki hayvan kesilmez zaten. Kesilmiyor. Yazıktır. Aynen. Mehmet Usta, seni tanımayanlar için. Ben tanıyorum. Diyarbakır az çok biliyor seni. Evet. Ama hiç izlememiş olanlar için veya ilk defa belki görecekler için. Doğrudur. Mehmet Usta kimdir? Ne zaman başlamıştır bu işe? Abi Mehmet Usta 1995 yılında Sul içinde Diyarbakır'a ilk lahmacunu getiren ustalarla çalıştı. Yani bulaşıkçılıktan yetiştik aslında. Küçük yaştan beri bu işi yaptık. Okul okumadık. İşe adadık kendimizi. İşe adadın. Ama sağlam adamısın. Yani bu işi kendini severek yaptık. Severek yaptık. İhtiyaçtı da yaptık. Severek de yaptık. Evet. 28 yıldır bu meslekteyiz. Yani işin hemen hemen her noktasında her yer aldım yani. Yer aldık, gördük. Evet. Çeşitli şehirlerde çalıştık. Evet. Gördüğümüz şehirlerde birikimimizi biriktirdik. Geldik Diyarbakır'da da evet. Farklı şey yapalım dedik. Daha önce hangi şehirlerdeydin? Yani çalıştın. Samsun'da çalışmışım, Sinop'ta çalışmışım, Ordu'da çalışmışım, İzmir'de çalışmışım. Neydi? İzleyenler varsa selam gönderelim. Bazen tabii, oluyor tabii. Şehir dışından Diyarbakırlılar. Tabii. Oraya çalışmaya gidenler. Sinop'a selam olsun. Sinop'a selam evet. Olsun. Güzel bir geçmişimiz vardı orada. Aslında senin lahmacun değil mi abi? Asıl evet. Alan. Asıl alanımız lahmacun tabii. Lahmacun. Evet. Et döner de yani bir geçmişimiz vardı ama kendi sanatım değil. Sadece birikmiş gördüğüm ustalarımdan, ailemden gördüğüm, eniştemin asıl mesleği aslında. Hı hı. Eniştemden tecrübe edindiğim güzel bir yaprak et döner Diyarbakır'a. Organik, hiçbir katkı maddesi yok. Sadece süt terbiye veriyoruz. Süt değil tabii. Mi? Sadece, sadece süt. Sadece süt. Yani... İki gün terbiyede dinlendiriyoruz sütün içerisinde. Evet. İki gün sonra sunuma sunuyoruz. Lahmacun çeşitlerin neler? Şimdi onu da soralım. Acılı acısız lahmacundur zaten Diyarbakır'da evet. Bilinen. Bir de karışık lahmacunumuz var. Boncuk vardı. Lahmacun dediğimiz. Biz daha önce geldiğimizde evet. O vardı. Yani biz yıllardır karışık lahmacun diyoruz. Son zamanlarda boncuk lahmacun diyorlar. Doğru. Bir de çeşitlerimiz var. Kuşbaşı kaşarlı, kıymalı kaşarlı, pide karışık pide. Bir de atom lahmacunumuz var. Karışık lahmacunun üzerine kaşar atınca atom oluyor. En fulü o oluyor. En fulü oluyor. Karışık pide gibi düşünün. Ben seni tebrik ediyorum.
Şundan dolayı. Daha önce doğuda birkaç şehirde yaşadım. Doğu şehirlerindeki dönere benziyor. Diyarbakır'da genelde bu şekilde yapan yok. Bulamıyordum bir türlü. Bu açıdan seni tebrik ediyorum. Bu ilk olmuş yani. Türkiye'de ilk derim. Yani tabii bilmediğimiz yerlerde belki vardır. Olabilir. Yani benim kendi gördüğüm Türkiye genelinde tosun etinden sade yaprak ve organik sadece sütle terbiye verip sunum yapan bir yer görmedim. Çeşitli baharatlar kullanıyorlar. Her gün var mı döner? Tabii her gün var. Her gün var değil her mi? Her gün var. Hafta sonları falan açık mısın? Her gün full. Mehmet Usta'm aslında biz lahmacunu da merak ediyoruz. Bu arada birkaç soru daha sorayım. Online sipariş var mı mesela sizde? Online var. Yemek sepeti, internet getir, üzerinden. Trendyol. Diyarbakır'ın her yerine paket servisimiz var. Her yerine gönderiyorsun. Tabii Diyarbakır'ın her yerine motokuryeyle. Alışveriş. Tabii mesela örneğin uzak yer olursa en az 3 porsiyon. Daha çok uzak yerler en az 5 porsiyon olması lazım. Anladım. Buradan araştırmaya bir porsiyon gönderebiliriz. Yani tabii. Doğru diyorsun. Evet. Zaten yol masrafı lahmacun şeyinden daha fazla. Aynen. Bir lahmacun alalım. Ben sizi lahmacunda Yusuf Usta'yla baş başa bırakayım. Yusuf Usta'ya geçelim. Tabii. Yusuf Usta kolay gelsin. Şimdi geleceğiz yanına usta. Bize güzel bir lahmacun da yaparsın. O da 10 yıllık bir geçmişi var. Maşallah. O da çeyirdekten yetişme. Sen anlamayan adamlarla çalışmazsın. Öyle yani işin çeyirdeğinden yetişmek önemli. Evet. Şimdi Yusuf Usta örneğin o da benim gibi 11 yaşında bu işe başladı. O da okul okumayınca kendini bu işe adadı. Yaklaşık 7 yıldır birlikte çalışıyoruz. Evet. Ve Allah bir 7 yıl 10 yıl daha nasip eder. Daha nasip etsin inşallah. Evet, Şu anda lahmacunumu en güzel şekilde çıkaran kendisi. Mehmet Usta'm yavaş yavaş kalabalığın artıyor. Biz seni fazla meşgul etmeyelim. Geçelim fırına. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, tekrar sağlık abi. Yusuf Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Burası ayrı bir lokanta, burası ayrı bir lokanta. Burada lahmacun, orada döner. Hep döner. Evet. Biz polis okulunda geldik Mehmet Usta'nın yanına. Bu güzel lahmacunları orada yapıyordu. Evet. Sana emanet etmişse de abi aynı kaliteden daha iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Muhakkak güvenip de sana emanet etmiştir bu işi. Çeşitler var. Ben abi gördüm. Bu acısız lahmacunumuzdur. Acılı lahmacunumuzdur. Bu da, kuşbaşlı pidemizdir. Boncuklu falan da yapıyorsunuz. Evet, onu da yapıyoruz abi. İsteyene ayrı yapıyoruz. Ayrı yapıyoruz. Mesela bunu koyuyorsun üzerine biraz kuşbaşlı pidenin harcından. Bir lahmacun da hazırlasan ya. İzleyenlerimiz bir görseler. Size bir acısız yapayım, bir acılı yapayım, yarım da kuşbaşlı pide yapayım. Tamam ama bize boncuklu da yap. Onu da görelim. Önce size bir kuşbaşlı kaşarlı pide yapalım. Yusuf Usta'm hazır bunları yaparken biraz sohbet edelim. Tecrübe kaç yıldır falan bu işlerdesin? Abi Mehmet Usta'm da dediği gibi 10 yıllık ben bu işin içindeyim. Şu an 22 yaşındayım. Çok güzel evet. Ya. 12 yaşından başlamış Usta'm. Evet, 12 yaşında başladım. Ustalarla i̇şte bu çekirdekten çalıştım. Oluyor değil mi? Evet, çekirdekten oluyor. Evet. O kadar diyoruz ki hani ustalarımız çekirdekten gelme. Çekirdeğini de bulduk. Çekirdeğin gelişmiş halini de buluyoruz ve ileri yaştaki ustalarımızı da buluyoruz. Şimdi bu et neden abi? Aynı tosun etinden, tosunun kaburga kısmından. Kuzu daha falan yürüyor mu lahmacunda? Hayır, kuzu yok. Lahmacunumuzda kuzu yok. Yok değil mi? Yok. Bunu bana soranlar oldu da, yani lahmacunda Diyarbakır genelinde kuzu olayı kuzu, yok mu? Kuzu yok, kullanmaz kimse. He. Çok yağlı olduğundan mı yoksa? Abi yağlı olduğundan bir de ağır oluyor. Kuzu ağır oluyor. Bu da tosun etinde. Evet, tosun etinde. Lahmacunumuz da. Bu acılı lahmacun. Evet. Serhat çok sever bunu. Bu acılı. Ton karışık da yapacağım. Tamam. Abi karışığın özelliği hem etinin hem kıymasının bol olmasıdır. Bunu aldı. Evet, karıştırdım. Evet, avucunun içindeki lahmacun harcıyla karıştırdı. Evet. Ve bu normal lahmacuna göre hem kıyması hem eti bol oluyor. İçi dolu dolu oluyor. Şu şekil. Bu çok iyi oldu ya sanki. Evet. Gel abi sen bir fırını da göster. Tabii. Odun fırını. Doğalgaz falan değil. Bu da sade kuşbaşlık pidemiz. Odun ateşinde. Ben geçeyim abi müsaaden varsa. Tabii abi müsaade. Geçip olsun. Masada oturup seni tabii bekliyorum. Abi, seni eline sağlık, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne demek. Sağ olasın. We'll be right back.
Evet, siparişlerimiz geldi. Mehmet ustamızdan ne istedik? Bir normal lahmacun. Şöyle adet olarak istedik. Bir tane şöyle kuşbaşı kaşarlı pide. Şurada acılı lahmacunumuz var. Şurada da boncuklu lahmacun dediğimiz, yani kuşbaşı pidenin harcıyla lahmacun harcının karışımından oluşan bir ürün. Bir de burada üstünü örttüğümüz, soğumasın diye asıl baba burada 150 gram bir porsiyon et döner. Bu tür kesimi Diyarbakır'da kolay kolay göremiyorduk. O yüzden ilk Mehmet Usta bunu Instagram'dan paylaştı. Sevindim, dedim ki en kısa zamanda gidip çekim yapacağım, bugüne nasip oldu. Şunu bir sade yiyebilir miyim ya? Şöyle bir sade alayım, sulu sulu. Şöyle. Hadi bismillah. Tosun eti. Yumuşacık. Aroması güzel. Süt katıyormuş. Daha da yumuşatmak için muhtemelen. Tadı tuzu yerinde. Beklediğimi buldum. Ve alıyorum ekmek arasına. Buna ne gider Sertacığım? Soğan mı? Allah canım, sade gider ya. Bence bir soğan yakışır ya. Ete soğan çok yakışıyor. Biraz limon sıksak mı? Yok. Gitmez mi? Bu kadar da olmaz diyorsun. O zaman kapatıyorum kardeşim. Şöyle kapatıyorum. Hadi bismillah. Oh, oh. Ayranımız da geldi, açlık ayran. Yapıp kendileri dolduruyorlar. Bir tane daha alıyorum. Biraz da böyle yağlı yağlı olacak değil mi? Onu bırakmıyor hocam. Bırakmıyor. Bırakmıyor çünkü beni bekliyor. Beğeneceksin Sertaç. Kalırsa çok beğeneceksin. Ben daha önce Elazığ'da yaşadım. Orada da güzel et dönerler vardı. Böyle yine yaprak, ince ince. Çok güzel et dönerler vardı. Diyarbakır'da onu bir türlü bulamadım. İlk defa burada tosun eti. Yaprak et döner. Bir tane şu kuşbaşı kaşarlı pideden alıyorum abi. Güzel nar gibi kızarmış etrafı. Kuşbaşı kaşarlı. Bu arada porsiyonları çok doyurucu ya Mehmet Usta'nın. Ya şu gördüğünüz 3 parça bir lahmacun oluyor. Bundan 4 tane de bir porsiyon oluyor. Görüyor musun? Sertaç. İşte bunu seviyorum abi. Gel gel gel. Devamlı videolarımızı izleyip yorum yazan takipçilerimiz var. Biz onlara buradan selam gönderelim. Belçika'dan Maruf Şahin kardeşimiz. Selam yolluyoruz kendisine. Arnavutluk'ta bir kardeşimiz var, Andri. Devamlı yorum yazıyor. Sertacığım görüyor musun onu? Yok, onu görmüyorum. Kardeş sen sanki bu çekimlerden sonra gidiyorsun eve yatıyorsun. Yok, ben yorumlara ya biraz bir video analizi ya. Ya biraz bir araştırma ya. Yorumları okuyun, hep en son videoların yorumlarına bakıyorum. Kardeşim olmaz ya, biraz da evde çalışacaksın ya. Boş kalmayacaksın yani. Paris'ten, Fransa'dan Mehmet Kaya selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Ziya Kılıç ismi çok dikkatimi çekiyor. Almanya Düsseldorf'tan. Almanya'dan bizi izleyen çok var. Bir de orada şehir olarak özellikle Düsseldorf diyorlar. Oraya da selamlar olsun. Hollanda'dan da Cavit Kayhan Beyefendi'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Amerika'dan izleyenler, Kanada'dan izleyenler, zaten onları saymıyorum. Onlara ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Avustralya'dan Taceddin Bey yine her videomuza yorum yazmaya çalışıyor. Çok beğeniyor bizi. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel övgülerinize layık olmaya çalışacağız. Ben de yoruldum o zaman. Oğlum yok lan, dur ya. Bir de şehir olarak ayrıca selam gönderelim. Ankara'ya. Dur. Yok ha, var, o en sonda var. Ben başarım hocam. Dur, dur, kafamda ezberlemeye çalışıyorum. İzmir'e, Adana'ya, Antalya, Manavgat'a, Mersin'e ve Ankara'ya kucak dolusu selamlar, sevgiler efendim. Şimdi yemeklerimizin fiyatını da verip videoyu kapatalım. Et döneri gördünüz. 150 gram et döner. Bu kadar yoğun ve bol et döner bir porsiyonda. Normalde 120 gram civarı veriyorlar diye biliyorum. Bu kadar çoğunu duymamıştım. 150 gram bir porsiyon 180 TL burada. Lahmacunun porsiyonu 160 TL. Kuşbaşı kaşarlı pidemizin porsiyonu da, o da yine et dönerle aynı, 180 TL efendim. Fiyatlar nasıl? Artık siz değerlendirin. Yorumlarınızı bekliyoruz. Buraya gelirseniz de şöyle bir teras var burada. Burada da oturabilirsiniz. Çok güzel, havadar bir yer. Ofiste Kurt İsmail Paşa Sokağı. Mekanın en güzel yerlerinden biri burası. Diyarbakır'ı gezmeye, dolaşmaya devam edelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da bizi takip ederseniz seviniriz. Diyarbakır'dan, ofisten hepinize selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.